Herkese merhaba, ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çekim yasası nasıl uygulanır? Çekim yasasının en önemli maddelerinden bir tanesi olan imgeleme nasıl kolay uygulanır? İmgeleme yapmayı zor bulan kişilere de imgelemeyi en kolay hale getirecek metotlarımı paylaşacağım. Evet, şimdi yeni yıl geliyor, yeni hedefler belirliyoruz kendimize, değil mi? Belirlemiyorsak da belirleyelim. Şu hayatta insanın hedeflerinin olması kadar güzel bir şey yok gerçekten. Ben kendimden örnek vereyim. Kendime sürekli hedefler koyuyorum ve o hedefleri gerçekleştirir gerçekleştirmez yeni hedefler belirliyorum kendime. Ve inanın gerçekten hiç boş durmuyorum. Çok sevdiğim bir tane söz var. Bu benim hayat felsefelerimden bir tanesi. Hayatınızın en önemli iki günü neden doğduğunuz ve neden doğduğunuzu anladığınız gündür. Neden doğdunuz? Yani bu hayata bir şey katacak mısınız? Kendinizi hep bir adım öteye getirebilecek misiniz? Yoksa hiçbir çaba göstermeden yaşamakla mı meşgul olacaksınız? Bu tabii sizin tercihiniz. Benim etrafımda her iki yolu da tercih eden kişiler bulunuyor. Tabii ki de hedefleri olan ve hedefleri gerçekleştirmek için uğraşanları takdir ediyor. Hiçbir hedefi olmayan, yıllarca olduğu yerde sayan kişiler için de sadece üzülüyorum. Bundan önce hedefleriniz olmuş olabilir, hedefleriniz gerçekleşmemiş olabilir. Belki bir yerlerde yanlış yapmışsınızdır. Belki çekim yasasını doğru kullanamamışsınızdır. Belki gerçekten gönülden istememişsinizdir. Ya da isteseniz de hedefinizi gerçekleştirmek için doğru çabaları göstermemişsinizdir. Çekim yasası evrene ne enerji gönderirseniz onun size yansıyacağı prensibidir. Eğer hayal ettiğiniz bir şeyin sizi hak ettiğini, bu hayalinizin her şekilde gerçekleşeceği enerjisine sahipseniz, inanın o hayaliniz mutlaka gerçek oluyor. Bu enerjiye sahip olmak için de en temel adımlardan bir tanesi imgeleme. İmgeleme yani hayalinizi görselleştiriyor olmanız gerekiyor. Bu imgelemeyi nasıl yapacağınıza gelelim şimdi. Öncelikle elinize bir kağıt, bir de kalem alıyorsunuz. Örneğin hedefiniz bir araba mı? Mercedes mi hayal ediyorsunuz? Mercedes'in hangi kasası? Benzinli mi, dizel mi? Rengi ne? Koltuk rengi, koltuğunun kumaşı. Üstü açık mı? Direksiyonu nasıl? Daha da gerçekçi olması için sizin bu arabaya bindiğiniz anı hayal edin. Üstünüzde ne var? Lüks bir saat, havalı kıyafetler, belki de yanınızda kız arkadaşınız, erkek arkadaşınız, eşiniz, çocuklarınız. Mercedes'e nerede biniyorsunuz? Rodeo Drive'da mı? Bebek sahilde mi? Rodeo Drive'da biniyorsanız mağazaları, ortamı en ince ayrıntısıyla hayal edin. Ve sonra gerçekten ben anlatırken bile şu an o enerjiye girdim fark ettiyseniz. Siz de bu şekilde kağıtta yazarken o anı görselleştirmeye başlıyorsunuz gözünüzde. Ve bir anda o enerjiyi hissetmeye başlıyorsunuz. Başka bir örneğe gelelim. Ruh eşini bulmak isteyen genç kızlarımız. Hayallerimizi şöyle kurmuyoruz. Yakışıklı olsun, zengin olsun, iyi tahsilli olsun diye hayal kurmuyoruz. Uzun boylu olsun. Hayır. Uzun boylu olsundan kastınız nedir? 1.85-1.90 aralığında olsun mesela. Yakışıklı olsundan kastınız nedir? Bradley Cooper'a mı benzesin, Ryan Gosling'e mi benzesin? Listenizi yaparken saç rengi, ten rengi, göz rengi, dudakları, üstü başı, ailesi. İyi eğitimliden kastınız nedir? Harvard mezunu mu, Boğaziçi mezunu mu? Dünyanın en iyi 10 üniversitesinden bir tanesinden mezun mu? Türkiye'nin en iyi 10 üniversitesinden bir tanesinden mi mezun? İyi kariyerli. İyi kariyerliden kastınız nedir? Burger King'de çalışıp ekip lideri olup hamburger satan kişi mi? Arası bilinen bir şirketin patronu mu? Bunları hayal listenizde belirtmeniz gerekiyor. Ancak o zaman görselinizde evet o kişi oturuyor ve tanıştığınız anda diyorsunuz ki ah, bu benim hayalini kurduğum kişiydi. İş konusuna gelelim. İş konusunda da yine hayalleriniz nedir? İyi bir iş bulmak istiyorum. İyi bir işten kastımız nedir? Sana her ay düzenli sadece maaşını vermesi yeterli mi? Yoksa şu anki maaşının sadece biraz daha fazlasını versin yeter mi? Yoksa şu anki maaşının 10 katı yükseklikte bir maaş mı? Bunların hangisi olduğunu
açık açık belirtmen gerekiyor. Bir kere daha hayalinizin en ince ayrıntılarını bu şekilde yazıyorsunuz ve en az 21 gün boyunca her gece yatmadan önce bu kağıdı güzelce okuyorsunuz ama hissederek okuyorsunuz. Dediğim gibi Mercedes'te oturduğunuzu hissediyorsunuz. Sürdüğünüz sokakları bile hayal ediyorsunuz. Nerelerde geziyorsunuz siz o Mercedes'le? Bunların en ince ayrıntısıyla hayal ediyorsunuz. Belki Mercedes'te lüks bir mekana yanaşmışsınız. Havalı bir şekilde kapıyı kapatırken kendinizi hayal ediyorsunuz. Tam böyle bu enerjiye kendinizi sokup ondan sonra gözlerinizi kapatıp yatağınıza giriyorsunuz. Ve uykuya dalana kadar bu hayalinizi düşünüyorsunuz. Uykudan önce başka şeyler konsantrasyonunuzu dağıtabilir ama uyku öncesi hayalinizi düşünmek gerçekten çok etkili. Biliyorsunuz bunun için de zaten insanlar meditasyon yapıyor kendilerini uyku haline sokmak için. Meditasyon için çok fazla vaktiniz olmayabilir. Ben de çok fazla vakti olan bir insan olmadığım için bunu gayet iyi anlıyorum. O yüzden sadece yatağa girmeden önce bu kağıdı dediğim şekilde uygulamanız sizin için yeterli olacaktır. Ben en başlarda bu şekilde yaparak imgeleme yapmayı öğrendim. Bir süre sonra zaten hedeflerinizi nasıl belirlemeniz gerektiğini öğreniyorsunuz. Ve ondan sonrasında böyle kağıda falan yazmaya gereğiniz olmuyor. Her şekilde en ayrıntısıyla hedeflerinizi gözünüzde canlandırmayı zaten öğreniyorsunuz. Ama en başlarda oturtana kadar bu kağıt yöntemini denemeye özen gösterin. Hayalinizi kurarken de asla kimsenin kötülüğünü düşünecek bir hayal kurmayın. Sizin hayal dünyanızda herkesin mutlu olduğunu düşünmeniz gerekiyor. İyilik eden iyilik bulur, kötülük eden kötülük bulur dünyası bu biliyorsunuz. Ne ekersen onu biçersin de diyebiliriz. Örnek veriyorum, iş yerinizde terfi etmeyi planlıyorsunuz. Terfi edeceğiniz pozisyondaki kişinin asla işten atılacağını ya da başına başka kötü bir şey geleceğini hayal ederek terfi edeceğinizi gözünüzde canlandırmayın. Örneğin bu kişinin de yükseleceğini ya da bu kişinin de başka bir şirkette daha iyi bir pozisyondan iyi bir teklif alarak şirketten ayrılacağı için o pozisyonun boşta kalacağını hayal edebilirsiniz. Asla dediğim gibi birisinin üzüldüğü bir enerji ortamı hayalinizde yaratmayın. Unutmayın sizin dünyanızda herkes mutluluğu hak ediyor. Kötü diye bir şey yok. Her zaman pozitif enerjiyle zihnimizi dolduracağız. O yüzden de pozitif şeyler başımıza gelecek. Çekim yasasının işleyişini asla unutmuyoruz. Hedeflerimizi gerçekleştirmekte ikinci önemli nokta da planlama yapmaktır. Planlamaktan kastım kısa zamanlı, uzun zamanlı hedefler belirlemeliyiz kendimize. Örneğin hedef belirleyelim. Siz bu Mercedes'e ne kadar zamanda sahip olmayı planlıyorsunuz? 5 sene mi? 1 sene mi? 10 sene mi? Bence kendinize zaten 10 senelik bir hedef belirlemeyin. 10 senelik hedef çok uzak bir hedef. 10 sene içinde insanların hedefleri çok çok değişir. Kendinize maksimum 5 senelik hedefler belirleyin. 5 sene sonra lüks bir araba alacağım. 5 sene sonra daha iyi bir eve çıkacağım. 5 sene içinde hayatımın aşkını bulacağım. Hayatınızın aşkını umarım 5 sene değil, 1 sene içinde bulursunuz. Bu şekilde kendinize bir zaman hedefi belirlemeniz gerekiyor. Büyük hedefiniz için ne kadar zaman belirlediniz? 5 senede Mercedes. O Mercedes'in fiyatını düşüneceksiniz. Şu anki maaşınızla alabiliyor musunuz? Alamıyorsanız o zaman ne yapmanız gerekiyor? Daha iyi bir iş bulmanız gerekiyor. Ne kadar iyi bir iş bulursanız o Mercedes'i alacak güce sahip olacaksınız. Bunu belirlemeniz gerekiyor. Şu anki maaşınızın kaç katı örneğin? Ne kadar sürede bulmanız gerekiyor? Kısa vadeli hedefimizi belirledik. 6 ay içinde terfi etmeliyim ki ya da daha iyi bir iş bulmalıyım ki bu arabayı alabilmeliyim. Şimdi kendimize mini bir hedef belirlemiş olduk. Üstteki hedefimizi bir süre rafa kaldırıyoruz. Aşağıdaki mini hedefimize odaklanıyoruz. 6 ay içinde iyi bir iş bulmalıyım. 6 ay içinde iyi bir iş bulmak için de yine ne yapıyoruz? Bir kağıda bu hayalimizi gerçekleştirmek için o işin ayrıntılarını yazıyoruz. Maaş ne kadar? İş yeri nerede? Hangi pozisyon? Ekibin nasıl bir ekip? Günlük ne işler yapıyorsun? İşe neyle gidip geliyorsun? Yan hakların neler? İşe giriş çıkış saatlerin nasıl? Hafta sonu çalışıyor musun? En ince ayrıntılarına kadar bir şirketin çalışanı
o pozisyonuyla ilgili neler biliyorsa, şirketiyle ilgili neler biliyorsa o bilmeniz gereken şeyleri kağıda not alacaksınız. Kısa vadeli hedefinizi de belirlediğinize göre bunu da 21 gün boyunca okuyoruz ve bunun da enerjisini kendimize yüklüyoruz. Üçüncü prensibimiz olan şükrederek hayatımıza devam ediyoruz. Şükretmek ne demek? Mercedes alacak kadar iyi bir durumunuz şu an olmayabilir ama birçok kötü durumda olan insandan daha iyi durumdasınız. Şu videoyu izleyecek bir internetiniz var. Sokakta yaşamıyorsunuz. İyi kötü belki bir işiniz var ya da olmasa bile bir iş yapabilecek eliniz kolunuz var. Şükretmek için aradıktan sonra şükredecek nedenler bitmez. Çekim yasasını gerçekleştirmek istiyorsanız her anınıza, her şeyinize şükretmeniz gerekiyor. Mevcut durumdan da mutlu olmanız gerekiyor. Örneğin aşkı arıyorsanız yalnızlıktan dertlenmemeniz gerekiyor. Evinizi değiştirmek istiyorsanız mevcut evinizin size sağladığı olanaklara da şükretmeniz gerekiyor. Kilo vermek istiyorsanız şu anki vücudunuzu da sevmeniz gerekiyor. Aynaya bakıp kendinizi depresif enerjiye sokmadan elinizin kolunuzun tuttuğuna, isteseniz gayet güzel sporunuzu, diyetinizi yaparak fit bir vücuda kavuşabileceğinizi hayal etmeniz gerekiyor. Evet, imgelemeyi yaptınız, planlamayı yaptınız, şükrediyorsunuz da. Dördüncü adımımız oluruna bırakmak. Artık siz elinizden gelen her şeyi yaptınız. Evrene kapılarınızı açtınız. Evrene sizin hedeflerinizi gerçekleştirmeyi hak ettiğiniz, elinizden geleni yaptığınızın enerjisini de verdiniz ve evrenin size sağladıklarından dolayı teşekkürünüzü de ettiniz. Bundan sonra ne olacağını çekim yasasına bırakıyoruz. Her güne güzel umutlarla başlıyoruz. Sabahlara aynaya bakıp yüzümüzü yıkadığımızda sahip olduklarımız için şükrediyoruz. Ve hadi bakalım bugün beni ne güzellikler bekliyor diye günümüze başlıyoruz. Benden de size son bir tavsiye, hayallerinizi en yakın dostunuza bile ayrıntılı olarak söylemeyin. Çünkü yakın dostunuzun, ailenizin çekim yasasının işleyişinden, nasıl uygulandığından haberi olmayabilir. Ya sen de amma uçtun, nerede alacaksın Mercedes'i Allah aşkına diyebilir ve sizin bu kağıda yazıp 21 gün boyunca okuduğunuz enerjinizi bir anda sıfırlayabilir. Var böyle insanlar, benim de çevremde var. Ben artık onları takmamayı öğrendim ama takmamayı öğrenene kadar da bir süre gerçekten sadece pozitif enerjiyle yüklü olup hayallerinizin gerçekleştiğine tanık olun. Ondan sonra zaten negatif enerjinin önünüze ne kadar büyük engeller koyduğunu fark edeceksiniz. Ondan sonra zaten istediğiniz kişiye yine hayalinizi söylersiniz. Size birisi hayalinizi gerçekleştirmeniz konusunda negatif bir şey söylediğinde de onları takmamayı öğrenirsiniz. Çekim yasasına hızlı bir giriş yapmış olduk. 2020 birçoğumuzun hayal ettiği gibi bir yıl olmadı biliyorum ama 2021'e güzel umutlarla girelim, güzel hedeflerle girelim. Güzel düşünürsek güzel olacağına inanıyorum. Videomu umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.